Faslamızda kaymakamımız, belediye başkanımız, savcımız, emniyet müdürümüz, diğer yöneticiler olumlu, uyumlu, güzel bir ortam var. Biz de üniversite olarak burada yüksek okul ve fakültemiz var. Fakültemizin içerisinde şu anda dünya standartlarında bir simülasyon merkezi yapılıyor. Altyapısını biz yaptık. 250 bin dolar artı KDV'li yatırımı İstanbul Deniz Ticaret Odası ve oranın çok kıymetli başkanı Tamer Bey onlar karşıladılar. İnşallah 5-10 gün içinde de kurulumu şu anda devam ediyor, bitecek. Dolayısıyla Faslamız'da yükseokulumuz yine pandemi döneminde maske üretti. Orada da çok kıymetli arkadaşlarımız var. Dolayısıyla hem yüksekokul hem de fakülte bir bütün olarak Faslan'ın güzide mekanı olan o hemen çıkışta denizin kenarında çok güzel mini bir kampüs var. Biz Faslan'ın inşallah Alanya'dan Hopa'ya deniz kenarı anlamında Türkiye'den ses getireceğine önemli bir deniz bilimleri anlamında bu alanda ilgili önemli bir merkez olacağına gelişme anlamında denizcilik anlamında Türkiye'ye olumlu katkı vereceğine inanıyoruz. Bu konuda da iddialıyız. Elimizden geleni de yapıyoruz. Hatta arkadaşların bana verdiği bilgiye göre öğrencilerimiz mezun olmadan o deniz ticareti yapanlar, uzak dünyaya denizde işte gemicilik faaliyeti yapanlar, Türkiye'den ve yurt dışından firmaların öğrencileri daha öğrenciyken daha önce duyardık. İşte şu üniversitede okuyanlar, şurada okuyanlar daha fakültede okurken hemen onları iş sahibi yapmış, işe almak için firmaların çocuklara önceden aldıkları, teklif ettikleri söylenirdi de böyle duyardık. Şimdi bunu Faslamız'dan, Deniz Bilimleri Fakültemizden duymanın onurunu ve haklı gurur, mutluluğunu yaşıyoruz. Onun için ben orada görev yapan başta Latif Bey, Özkan Bey ve hizmet eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizlere buraya geldiniz. Teşekkür ediyorum. Tekrar başkanıma, kaymakamıma, başkanımıza, Faslayı yöneten Hazirun'a teşekkür ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok değerli belediye başkanım, sayın rektörüm, rektör yardımcılarımız, başsavcımız, artı bütün fakülte dekanlarımız, okul müdürlerimiz. Ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Yani eğitimimizin en önemli son aşaması üniversitemiz, ordumuzun göz bebeği. Dolayısıyla Faslamız'daki fakültemiz olsun, yüksekokulla beraber de hakikaten buraya da ciddi manada ilme kazandıran bir okulumuz. Yani siz güzide akademisyenlerimizi burada görmek, beraber olmak bizi ziyadesiyle memnun etti. Ordu Üniversitesi tabii kurulduğundan beri de sürekli aşama kat eden, üzerine ilave yapılan, işte rektör beyi ziyarete geldiğimizde gördük, çok da güzel de bir kampüsü var. Yani de Türkiye'deki güzel kampüslerden biri. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki aşamada yeni yapılacak binalarla, bölümlerle, işte hastane yapılıyor onunla beraber. Gerek ordumuza, gerekse yetiştirdiği öğrencilerle beraber Türkiye'mize de çok ciddi manada katkıları olacaktır, olmaya devam edecektir. Ben fazla sözü uzatmıyorum tekrardan. Sizlerle beraber olmak hakikaten bizim adımıza da son derece güzel idi. Yine bunu sağlayan, burada buluşmamızı sağlayan toplantı vesile sayın rektörümüz ve bütün sizlere ve ev sahibi olan belediye başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın rektörüm, sayın kaymakamım, değerli başsavcım. Çok kıymetli Ordu Üniversitesi'nin senatosunun birbirinden değerli üyeleri. Bu ayki senato toplantımızı şehrimizde gerçekleştirmekten dolayı, sizleri ilçemizde misafir etmekten dolayı duyduğum memnuniyeti dile getiriyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın rektörümüz bugün bize bir takım müjdeler verdi. Bunun başında simülasyon eğitim merkezi gerçekten bizim fakültemize ciddi bir katma değer katacaktır. Böylesine kıymetli bir yatırımın şehrimizde hayata geçecek olması
bizi hem şehir anlamında hem üniversite anlamında, fakülte anlamında oldukça heyecanlandırıyor. Üniversitemize ait Bolaman'da bulunan Haznederoğlu konağımızın da kent müzesi olması yönünde bir ortak protokol imzalayacağını da Sayın Rektörümüz belirtti. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun etti. Çünkü çok uzun yıllardır burada bir kent müzesi yapılması talebi vardı. Eşgüdümlü bir şekilde yapılacak olması projenin hızlı bir şekilde hayata geçmesi açısından da katkı sağlayacaktır. Tabii Fatsa'mız ordumuzun en hızlı büyüyen şehirlerinden bir tanesi. Bu büyümenin özünde de şehir kimliğini oluşturabilecek argümanların başında da mutlaka üniversitemiz geliyor. Mevcut fakültelerimizin yapı şartlarının iyileştirilmesi, onlara katma değer katacak yeni tesislerin oluşturulması ve şehrimize kurulacak olan yeni yüksekokul ve fakültelerle birlikte Fatsa'mızda Ordu Üniversitesi'nin önemli kampüslerinden bir tanesi olacaktır. Az önce Sayın Kaymakamımızın da dediği gibi gerçekten Türkiye'de konumu itibarıyla çok özel bir kampüs alanına sahip Fatsa'mız. Şu an karayollarıyla üniversitemiz arasında bulunan bölgede biz 100 dönümlük bir millet bahçesi projesine başlayacağız Çevre Bakanlığımız öncülüğünde. Bunun diğer etabı da uzun kum plajı olarak tabir ettiğimiz ve yaklaşık 100 dönümlük bir kumsal alandan oluşan bu güzel alanı üniversiteyle birlikte, millet bahçesiyle birlikte koordineli düşündüğümüzde gerçekten Karadeniz'in en güzel yaşam alanlarından, eğitim alanlarından bir tanesi ortaya çıkacaktır. Ben bugünkü toplantıya Sayın Rektörümüzün olurlarıyla şehrimizde gerçekleştirdiğiniz için Sayın Rektörüme sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bizler birazdan ayrılacağız. Toplantıda alacak olduğunuz kararların üniversitemize, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Yaklaşık meslek hayatımda 14. yılım. Beni genellikle gören arkadaşlar çok genç olduğumu söylüyor. İlk görev yeriniz mi diyor. Meslekte 14. senem. Sağ olsun rektör ve her zaman o anlamda bana takılır. Ben şehrimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Alınacak kararların da üniversitemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başta rektörümüz ve tüm öğretim üyeleri, dekanlarımız, hocalarımıza şehrimize geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Tabii ben işin emniyet bakımından düşünüyorum. Ne kadar toplumumuz iyi eğitilirse bizim daha fazla işimiz olur. Bu da sizlerin önemini asayiş bakımından, huzur ve güven bakımından sizlerin de bunda büyük pay sahibi olduğunuzu bilerek bu güzel çalışmaların bize de yansıyacağını düşünerek tekrar hoş geldiniz diyorum.